Hatay'ın Kırıkhanı ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpma sonucu şehit olan uzman çavuş Halit Altun ve uzman çavuş Necati Yatkak memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Altun'un cenazesi Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Mardin Havalimanı'na, oradan da karayoluyla Midyat ilçesine getirildi. Şenköy Mahallesi Ulu Cami önünde düzenlenen törende şehidin naaşı katafalka konuldu, özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından aile mezarlığında defnedildi. Şehit Necati Yatkak'ın cenazesi ise Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Şehit Yatkak'ın naaşı cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. Gözyaşlarına boğulan şehidin ailesini askerler sakinleştirmeye çalıştı. Evli ve 2 yaşında bir çocuğu olan Şehit Yatkak köy mezarlığında toprağa verildi. Zeytindal Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roket atarlı saldırı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi ise memleketi Aksaray'da defnedildi. Şehit Sarılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı karayoluyla Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesindeki baba evine getirildi. Burada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreninin olacağı Ihlara beldesi pazar yerine götürüldü. Bu sırada şehidin eşi Gülnur, babası Şenol ve annesi Birten Sarılmaz'la kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Sarılmaz'ın naaşı Ihlara beldesi mezarlığında toprağa verildi.